Selam. Merhaba, nasılsınız? Hakan Kuş. Ne haber? İyi. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yumurta. Yumurta. Kahvaltıyı hazırladık. Bugün dedi ki Hakan sana kahvaltıyı ben hazırlayayım. Ama akşam oldu. Hala yiyeceğiz. Bekliyorum. Şaka bir yana. Bizde bir gün ben, bir gün Hakan. Bugün Hakan'ın sırasıydı. Yalan. Ne? Yalan mı? He. Hep senin sıran Dün beraber yaptık. Gene çok attım. Bak sonra diyorsun ki çok oldu. Ya. At çöpe. Aa, ne yaptın öyle? Attım. O ne oldu sen biliyor musun? Şok oldum şu an. Yağ ziyan ettin. Yenmiyor sonrası. Unutuyor oldum. Niye ayara kaçıyor ben onu anlamıyorum. Koyma pul Kaçar biber. mısın? Hayır, koyacağım pul biber. Arkadaşlar şunun bu yeni geldi bize. En az şu kadarlık kısmını Hakan sabah kahvaltılarında kendi yemiştir. Yumurtaya koyuyor. Sonra da çok olmuş diyor. Bu sefer gene çok oldu. Ver ben koyayım. Hayır. Dur ben Hayır koyayım. hayır, yağ çok kızdırıyoruz. Nasıl yani? Yağ çok sıcakken atıyoruz ondan. Şimdi atalım işte. Ver bir yudum atayım ben bundan. Yeter bu kadar. Niye abartıyorsun öyle? Koymuş 2 kilo. Sonra gitti çöpe atıverdi. Şok oldum. Şaka yapmıştım çöp at diye. Vallahi Gitmiş çöp atmış. Artık da at bunu ya. Analık mısın? Nesin ya? Sonra da çok oldu diyorsun. Eser miktarda. Tamam yeter. Bitirdi pul biberi. Daha bunu da şeye koyacağım inşallah baharatla becerebilirsem. Neyse arkadaşlar dediğim gibi biz bugün uyandık. Sonra Nilhan'la falan uğraştık. Kahvelerimizi içtik. Sonra hemen kahvaltıya girdi Hakan. Pijamalarımla. Pijamalarıyla. Ben dedim pijamalarımla çıkmayayım, giyineyim geleyim. Şöyle hemen iki makyaj yaptım. Ondan sonra ne yaptık ha? Hakan dedi kahvaltıyı bugün ben hazırlayayım. İyi dedim, benim de belim ağrıyor. Hakan kahvaltıyı hazırlayacak, saat 9'dan beri Hadi hadi sen otur, çocuğa otur yani. Bekliyorum Seninki yani. Çıktı hadi. Tamam çayımı alacağım. Neyse arkadaşlar biz, bu arada Hakan'ın hazırladığı masayı da göstereyim size. Böyle güzel bir sofra hazırlamış. Şu da benim yumurtam, bana öyle kırmış. Ben öyle seviyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi Nilhan'ı alacağım ve kahvaltıya oturacağız. Sonra tekrar görüşürüz. Gün içinde neler yapacağımı bilmiyorum. Daha planlamadım. Mutfağın işi bitti ve ben yorgunluktan ölüyorum şu an. Arkadaşlar dün tezgahın üstünü falan aldırmıştım biliyorsunuz. Gene en baştan tabii ki siliniyor. Dün akşam da silindi. Yani hiç bitmiyor. Şimdi arkadaşlar yerlerini 2-3 günden beri silmiyordum. Süpürüyordum ama silmiyordum. Hemen onları da süpürdüm. Ben BİM'in Axe mıydı? Axe marka yüzey temizleyicisini kullanıyorum. Çam kokulu olanı. Normalde hep Bingo Soft'un o mutlu yuvam mı ne bebek kokusu olan var ya onu kullanıyordum.
Sonrasında onun kokusu bir zaman sonra böyle ekşiyor. Sonra da böyle evde bir mayhoş bir koku bırakıyor. İlk sildiğim zaman çok güzel. Öyle olunca bir de böyle terliklerim şap şup yapışıyordu yerlere. En sevmediğim şey. O yüzden ben de Bim'inkini deneyeyim dedim. Yani ben daha çok böyle markadan şundan bundan ziyade yani işlevine bakıyorum açıkçası. Bundan çok memnun kaldım. Yerler parlıyor ve uzun süre kokusu gitmiyor çam kokusu olduğu için. Çam kokusunu da bu arada çok severim böyle temizlik malzemelerinde. Şimdi Nilhan'la Hakan sitede dolaşmaya çıktılar. Nilhan o zaman daha güzel uyuduğu için onlar gitti. Ben mutfağı bitirdim. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Aslında kilere çok giresim var ama Nilhan'ın kilere girmem için uyuması lazım. Hakan diyor ki bugün işin var mı? Dedim kadının işi olmaz mı yani? Tabii ki var. Ya dedi işte ben yatıp uyusam dedim sen yat uyu. Nilhan da uyusun ben gideyim kileri toplayayım. Şimdi çünkü arkadaşlar sürekli taşındığımız için ben aldığım şeylerin kolilerini, kutularını genellikle atmıyorum. Ama orası artık böyle çöp yığını haline geldi. Bir sürü gereksiz minik minik kutular olmuş. Bir de arkadaşlar ben böyle el iş yapmayı da seviyorum evde işte o kutuları işte süsleyip püsleyip kullanmayı. Tabii artık Nilhan olduğu için eskisi gibi o kadar el iş yapmaya elim ermiyor. Öyle olunca da dedim ki ne yapayım onları da onun için saklamıştım. Hani dedim onları çöpe atayım. Şimdi orada işte ne varsa kategorileyeceğim. Mesela gardırobun içinde işte boyalar var, şeyler var. Bir ara tablo boyuyordum, masa boyuyordum, sehpa boyuyordum. Öyle şeylerim vardı. O boyaların yarısı hep kilere gelmiş. Fırçalar kilere gelmiş. Aslında onları ben gardırobun çekmecesine koymuştum. Şimdi onları düşünüyorum. Onları bir ay konuyu konuşamadım be. Allah. Kategorilendirmem lazım. Neyse. Bugün enerjim daha iyi arkadaşlar. Kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle bir rahatlamış, bir mutlu böyle bir şey. Hakan evde diye midir? Hakan evde olunca Allah var yükümü azaltıyor ve ben daha iyi oluyorum. Diğer türlü Nilhan'la anca şu tezgahın üstünü kaldırıyorum. Hatta bazen kaldıramıyorum bile. Hep Nilhan'ın işte peşinden koşmak zorundayım. Bugün Nilhan işte, aman Nilhan diyorum. Hakan Nilhan'la ilgilenince bana da böyle bir rahatlık çöktü. Dedim ki Hakan'a dün üstleri bitirdim. Bugün de dedim şey alt tarafları yapayım ben. Sen dedim Nilhan'a bak. O da sağ olsun tamam dedi aldı Nilhan'ı. Sabah kahvaltıyı da Hakan hazırladı. Tabii dedim toplamaya dedim ben yaparım hem video çekerim hem şey yaparım diye. Oy bitti. Sonunda bitti. Şimdi nereye gitsem diye düşünüyorum. Nevresimlerim temiz demeyeyim de hani 2-3 günlük onları mı çıkartsam yıkasam diye düşündüm. Benim aslında bir sürü işim var arkadaşlar dediğim gibi. Bu yüklükteki şeyler misafir gelip gittikçe yazın sürekli çıkarttım. Biliyorsunuz ki ailem uzakta. O yüzden de geldikleri zaman kalıyorlar. Kaldıkları zaman da işte yatak yorgan mutlaka lazım oluyor. Hepsine birer tane böyle çıkarttım. Sonra onlar gidince Nilhan'dan dolayı hepsini sadece yıkadım, pakladım. Kılıf mılıf geçirmeden dolaplara koydum. Tabii ki sonrasında kendi böyle vakum uçlarım var fermuarlı. Onların içinde battaniyeler falan var. İşte onlara bir bakmam lazım. Yıllardır öyle şey duruyor vakumlu bir şekilde. Kırışmışlar mı şu mu bu mu onları görmem lazım. Aslında oraya girersem de çıkamam. Haftaya gene hafta sonu yasak olursa artık onları da o zaman yaparım diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi tek başıma bunu yapmak imkansız. Bu arada sitenin çocukları da dışarı çıkmışlar. Bahçede şimdi gördüm de geçiyorlar burada. Giriş katta oturduğum için her şeye hakim olabiliyorum mutfak camından. Sonra arkadaşlar uzun zamandır salonu temizlemedim. Bir ara salonu temizlemeyi düşünüyorum falan filan. Yani bir sürü işim var anlayacağınız. Neyse o zaman. Şimdi burada kapatıyorum. Aslında kahve yapacaktım. Hakan'la kahve içelim diye. Hakan Nilhan'ı dışarı çıkarttı. Belki gelince kahve keyfimiz olur. Sonrasında ben işlere devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi yatak odasındayım. Gördüğünüz gibi yatağım dağınık. Ve ben nevresimlerimi değiştireceğim. Dediğim gibi onlar değişsin. Ve odanın kokusu değişsin. Bir de şu aynada. Şu yapamıyorum. Şuradaki boşluk arasını kapattıracağım. Onun burada çünkü payı varmış. Geçen gün baktım.
Bir de şu perdelere şöyle şey istiyorum. Perde tutacağım mı denir ona ne? Almayacağım satın. Kendim bir şeyler var kafamda. Yaparsam size orayı da gösteririm. Bunlar bu arada buranın falan değil. Dediğim gibi perdelerin hiçbiri kendi yerinde değil. Sadece poşlara şurada burada durmasın diye şey yaptım. Buraya astım. Zaten yatak odasını benden başka gören yok. Şimdi Hakan'la Nilhan dışarıdan geldiler. Nilhan uyuyacak. Ben de işlerime bakacağım. Hadi o zaman. Evet, sonunda nevresimleri geçirdim ve Hakan'la kahve içeceğiz. Kahvaltı takımı bardaklarından içelim dedim bugün de. Farklılık olsun. Valla bu evde kalmak işe yaradı herhalde. Bütün kullanmadığım eşyalarımı kullandım. Değil mi? Yıllardan beri alıp da hiçbirini kullanmamıştım çalışıyorum diye. Bu sene her şeyi kullanıyorum. Bu arada suyumuz var mı? Bir bakayım da. Şu ikimize yeter herhalde. Çabuk kaynasın. Hakan'ın da bu. Şey, ev kreasyonu. Geçen sene pandemi zamanı daha kötüydü ama. Şuradan uzaklaşayım da. Geçen sene arkadaşlar eşofmanın üstüne ceket giyiyordu evde. Bayağı şey yapıyordu. Mesaj geldi şimdi. Ben bir kapatayım, ona bir bakayım, sonra tekrar size döneyim. Şu beste yani niye açık? Anlamıyorum. Arkadaşlar işleri bitirdim. Mutfağa geldim şimdi. Oh, yapmadığım iş kalmadı. Yatak odasının yatağın altına girdim. Oradaki tozları süpürdüm. Orayı sildim. Sonra perdelerini bıraktım. Yapamadım bunları Hakan'a. Birleştirmeye çalıştım. Giyim odasını topladım. Çamaşırlarım vardı askıda. Onları aldım. Yerleştirdim. Bütün evi komple sildim. Süpürdüm ve mutfağa geri geldim. Evet arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda etlerimi ben bu şekilde hazırlamıştım. Şöyle bir durayım da ışık şey yapmasın, tersten gelmesin. Böyle ince ince hazırlıyorum ki çabuk erisin diye. Yalnız bunları eritmeden direkt kavanoz yapacağım için bu şekilde tencereye koyacağım. Bu da arkadaşlar böbreklerin içindeki gömlek yağı olarak geçiyormuş. Bu gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. İnternette görmüştüm, YouTube'da izlemiştim bir aşçıdan. O yüzden bunları özellikle ayırdım kurbanda böyle bir poşet. Bunu tabii ki şu yarısı kadarını kullanacağım. Yarısında bir sonraki kavurmada. Yalnız işim acele olduğu için altına tabak koymadan buraya koyuvermişim. Hiç kafam çalışmadı ya. Şimdi ben hemen burayı temizleyeyim. Bunları ocağa koyayım. Sonrasında yemeğimi yapayım. Bir de pirinci haşlayacağım. Onun için şimdi su kaynatacağım. Sonrasında tekrar sizinle görüşürüz. Normalde arkadaşlar hep pilavı bir bardaktan ya da bir buçuk bardaktan yapıyorum. Ama bugün iki bardaktan yapacağım. Artarsa yarın da yeriz. Hemen şunu kaldırayım. Arkadaşlar pirincimi haşlarken biraz da şöyle tuz koyuyorum içine. Şu şekilde. Onun için bir kettle'a su ısıtıyorum. Gel gönlüm görsün seni. Evet arkadaşlar şimdi pirincimi sıcak suyla haşlıyorum. 10-15 dakika ya da yarım saat. Bazen çok kaldı da oluyor. Bu arada Nilhan'a yoğurt çıkarttım. O da ısına dursun. Tenceremi de şöyle kavurmanın gömlek yağlarını aldım.
Şimdi poşettekileri de bunun içine direkt buzluyken atacağım. Kapağını kapatacağım. Hemen tuz koymuyorum sertleşmesin diye. Evet arkadaşlar, en yüksek, daha doğrusu en yüksekten bir düşük ateşte şimdi kavurmam böyle. Önce harlı ateşte pişecek, sonrasında altını kısacağım, yavaş yavaş kendi suyunda pişecek. Ben de orada diğer işlerime bakayım. Evet arkadaşlar, etten sesler gelmeye başladı. Biraz sonra böyle bir çevireceğim onu. Bu arada Hakan çocuk odasındaki fazla yatağı katlanabilen yatak olduğu için onu katladık. Sonra üstüne çöp poşeti geçirip arka balkona koyacağız. Zaten arka balkonu iptal etmiştik. Bu arada arkadaşlar, dün bir takipçim demiş ki yemek yaparken saçlarını toplasan çok iyi olur diye. Evet biliyorum, çok iyi olur ama benim topluyken de şöyle karıştırayım da bu arada. Gibi tutmasın. Şu altını kısayım. İşte elektrikli ocağın zararları bunlar, görün. İsteyen bayanlar. İstemeyin. Gerçekten. Kızartma yaparken çok sorun oluyor. Yaymıyorlar. Çok ateşi yetmiyor. Yaptığım şeyler. O bu arada mis gibi koktu. Ya acıktım herhalde. Saçımı bugün o takipçim için topladım. Yemek yapıyorum ve toplu. Arkadaşlar şaka bir yana. Saçlarım topladığım zaman bir şurada hep anlatıyorum videolarımda. Bir yer düğüm oluyor. Topladığım zaman o düğüm tokaya dolaşıyor ve saçlarımın yarısını yani resmen kopartmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden hep şey yapıyorum bu ara, yıkıyorum. Ondan sonra fön fırçasıyla düzeltip açıp bir daha salık bırakıyorum, hiç ellemiyorum. Yattığım anda zaten dolaşıyor. Bir türlü anlamadım oranın neden dolaştığını. Her gün bir de tarıyorum hard hard. Zaten bir de öyle kopuyor. Anlamadım sebebini, orası hep dolaşık. Bu arada makinede yataktım, çok yorulmuşum. Eğer çok hızlı konuşuyorsam bilin ki çok yorulmuşumdur. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eti koydum. Pirincimi haşladım. Buraya Hakan sana bir şey yapacağım dedi. Patlıcan közlemesi çıkarttı. Ne yapacak bilmiyorum. Bakalım. Şu etin dibi tutmadan ben onunla ilgileneyim. Güzelce sarıp sarmalıyor. Poşetlerimi ziyan ettim. Daha çöpe kullanamadım. Zaten Hakan Bey'in çöp poşetlerini açmasını bekliyordum kaç gündür. Onun çöpçüsü ben olduğum için evin çöpçüsü de. Nihan ne yapıyor? Pembe bazadaki pembe yatak örtüsünü dağıtıyor. Nihan, hiç işim bitmesin anneciğim, hiç bitmesin. Hiç bitmesin anneciğim işim. Şimdi Hakan bunu böyle bantladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde oldu. Yani bunu balkona koyunca hiçbir şekilde tozlanmayacak inşallah. Ben bunu hep Nihan odasındaki, şimdi orayı göstermek de istemiyorum ama Nihan ne yapmıştır? İyi, çok bozmamış. Nilhan'ın yeni oyunu arkadaşlar, kırlentle oynamak. Sürekli böyle burayı daha biraz önce süpürdüm, sildim. Odanın haline bakın. O battaniyeden ne istedin? O yastıktan ne istedin? Ben burayı tek tek toparladım. Neyse. Alıştım artık ya. Bu arada çamaşırlar bitti. Ben çamaşırları asacağım arkadaşlar. Hakan da bunu yapacak. Sonra bunu kaldıracağız inşallah. Zaten Letgo'ya her şeyi koyacağım, az kaldı. Bir bakmışsınız evde hiç eşya kalmamış. Sinirlerim bozulmaya başladı artık. Beni de satsana. Letgo'ya Hakan'ı da koyacağım. Tamam. Seni de koyayım. Ama derim ki hiç işe yaramıyor. El kalem tutar. Evet hadi kapattım. Hazır mı?
Artık sen arka balkona koyarsın. Ben etime koyarım bakmaya gidiyorum. Çamaşırlarımı da astım bence. Hadi bakalım. Sonra perde işimiz var. Sonra ben o perdelere bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım perdeleri? Görürsün yapınca. İyice çıkartma. İyice çıkartma. 80'ler gibi. Ben bilmem. Yoksa alırsın. Bundan sonra böyle Hakan Doruk. Beni çok üzdün. Şimdi arkadaşlar şu perdenin şu ortası böyle ayrık gibi duruyor ya. Oraya canımı sıktı. Şurada böyle biraz pay var. O pay eğer şurayı kapatırsa biraz da şuradan ittirirsem burası nasıl diyeyim size tam istediğim gibi olacak. Bu arada oda çok soğumuş. Ben şu camları kapatayım. Dondum. Ölç bak orayı. Şura. Duvara 17 falan bize 12-13 santim lazım. Hani 1-2 santim şöyle şurada kalır. İşte orayı ayarlayacağız. Hafif de şuradan da 1 santim ittirirsek. Bak orada da çerçevede bir yudum şey var ya. Camı açmayacak şekilde. Aynen camı kapattığın iyi oldu. Üşümüş burası. Ben ittirmeye çalıştım da 1 santim anca gitti. Beceremedim. Hadi yallah. Evet arkadaşlar şurada mekanizmalar olduğu için şu an görünmüyor ama o mekanizmalar yüzünden çok fazla birbirine yaklaşmadı. Ama gene de eski halinden daha iyi gibi oldu. Yalnız aşkım şu biraz aralık kalmış, onu kapatır mısın? Şöyle. Öbür türlü biraz çekeceksin. Heh, tamam. Daha iyi oldu şimdi. Evet arkadaşlar kavurmam hazır. Mis gibi koktu. Pilavım da şöyle. O da mis gibi oldu. Şimdi Hakan şu patlıcanı yapacak. Ne yapacağını anlamadığım için size bir şey anlatamıyorum. Yapıldıktan sonra görürüz. Ama daha önce buna benzer kıymalı bir şey yapmıştı. Bayılmıştım. Böyle patlıcanı közletmiştik. Üstüne sarımsaklı yoğurt, sos. Ondan sonra salçalı sos falan filan. Kıyma öyle bir öğün geçirmiştik. Ben normalde patlıcandan pek hoşlanmıyorum. Ama bu şekilde çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar ben sofrayı hazırlayacağım ama Hakan ilk önce bunu halledecek. İnşallah o da her şey yapınca yemek yiyeceğiz. Çok açım çünkü. Gözüm döndü açlıkta. Elim ayağım titriyor. Hadi Hakan usta. Şimdi ne yapacaksın bir daha anlat bakayım. Bunu tereyağını da kavuracaksın. Sonra üzerine sarımsaklı, sarımsaklı yoğurt. Salçalı sos. Salçalı sos. E bunlar kaç saatte olacak? Ben çok açım. Bu kısa sürer. Hadi bakalım. Hakan Bey. Efendim. Ne yaptınız? Patlıcanları tereyağında kavurdum. Oo, çok oldu. Krem şanti döküyorum. Geçen biri pasta yapmış. Pastayı maydanozla süslemiş. Gülmekten yarıldım. Aklıma o geldi. Krem şanti döküyorum deyince. Sarımsaklı krem şanti. Evet sarımsaklı yoğurt. Şimdi üstüne de şöyle göstereyim arkadaşlar. Sos koymuş. Bu arada hadi aşkım öleceğim açımdan. Açımdan neyse acımdan. Bu arada salatamız da hazır. Şimdi sofraya hemen kaşık çatal koyup oturacağım. Gözüm döndü galiba. Şuradan çekeyim bari. Ha. Mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. İlk yediğimde bayılmıştım. Ağzım sulandı. Neyse arkadaşlar bize afiyet olsun. Arama mı var kızım? Büyük ihtimal ben bu vlogu burada sonlandıracağım. Bayağı uzun oldu çünkü. Bu arada arkadaşlar bu şeyin son hali. Bakın kavurmaları da üstüne koydu. Siz de mutlaka dediğim gibi deneyin bunu. Aynen. Bu arada gölgem düşüyor. Çok net görünmüyor. Ha şöyle yapayım. Tamam. Aynen. Evet hadi biz sofraya artık çok açım. Arkadaşlar bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.